Bariyer Dibinden mutlu akşamlar değerli izleyenler. 2 Şubat Salı akşamındayız ve 3 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan Bursa ve İstanbul koşularını değerlendireceğiz. Şöyle hemen detaylara gidelim. Yarış heyecanı ilk olarak Bursa'da başlayacak. Bursa'da 7 koşulu bir program bizi bekliyor. İkinci koşuyla birlikte saat 15'te Altılı Ganyan start alacak. Yarış heyecanı Bursa'nın ardından İstanbul'da devam edecek ve İstanbul'da da 8 koşulu bir program bizi bekliyor. 8 koşu üzerinden 3. koşuyla birlikte Altılı Ganyan start alacak. Evet, dün de bahsetmiştim, bugüne özel bir konuğumuz daha olacaktı ama o konuğumuzla ilgili biraz erteleme durumu söz konusu oldu. Birkaç gün sonra kısmetse yine o konuğumuzu ağırlayacağız ama bugün yine iki konuğumuz olacak İstanbul ve Bursa özelinde. Yayınımızda ilk olarak Bursa'yı değerlendireceğiz. Bursa için menajer ve yarış yazarı Sinan Yıldız bizimle olacak sevgili izleyenler. Hemen ardından da İstanbul'u değerlendirmeye başlayacağız. İstanbul için de tahminkulübü.com yarış yorumcusu Kemal Demircan yayınımızda olacak. Biz ilk olarak Bursa detaylarına gideceğiz ve Sinan Yıldız yayınımıza hazır. Sinan abiye bir hoş geldin diyeceğiz ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım tabii ki. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklamanız yeterli olacak sevgili dostlar. Ve yine şöyle yayının başında videoya beğeni bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Kanalımıza da katıl butonu üzerinden üye olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Ve hemen gidelim Bursa detaylarına. Sinan Yıldız yayınımıza hazır. Sinan abi hoş geldin. Nasılsın öncelikle? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor abi? Yoğunluk var mı? Valla bu hafta biraz yorucu ya. Sabahları çok erken kalkıyorum. Galoplar, sprintler bayağı beni yoruyor. Şimdi sen de yayın yaptıktan sonra hemen yatacağım. Sabah yine 5-5.30 gibi ayakta olacağız yine. Çalışmaya devam. Abi kolaylıklar diliyorum sana. Tabii ben yoğunluğunun farkındayım zaten senin aslında. O yoğunluğun arasında bize de vakit ayırıyorsun. Bir kez daha sana teşekkürlerimi iletiyorum. Yarışsever dostlarımız şimdi senin tabii Bursa değerlendirmelerini merak ediyor. Bursa'da 7 koşulu bir program var. Detaylara gideceğiz ama Sinan abi, genel olarak Bursa programını nasıl buldun? Yani bu dediğin gibi, bu daha önce de sana bahsetmiştim. Programlar biraz sıkıntılı geçiyor. Özellikle bak, bugün Kocaeli yarışlarını mesela takip edebildim bilmiyorum. İlk ayak sürpriz, ikinci ayak çok sürpriz isimler geldi. Evet. Özellikle zaten dişi yarışlarının çoğunlukta olduğu yarış programlarında sürpriz ihtimalleri daha fazla oluyor. Yarın gerçi dişlere ait yarış yok ama yine Bursa sıkıntılı olacak. Çünkü ben şeye baktım, hava durumuna. Yağmur gösteriyor yarın Bursa'da. Hı-hı. Bu yağmur da tabii ki yarışları biraz olumsuz olarak etkileyecek. Peki Sinan abi, bakalım nasıl sonuçlanacak koşular, hep birlikte göreceğiz ama öncesinde yayınımızda değerlendirmeler yapacağız. Bu arada gelen mesajlar var. Erol Kaya, selam Cemil Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim, bol şanslar diyor. Yine Recep Çoban, selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Fikri Yavuz, hayırlı akşamlar mesajıyla aramızda. Ve devam edelim. Şöyle artık koşu detaylarına gideceğiz. Altılı Ganyan ikinci koşuyla birlikte başlayacak ama biz yine Altılı Ganyan dışı ilk koşuyu da değerlendireceğiz. Yedili Prese'nin başlangıç ayağı, yine birinci üçlü Ganyan'ın da ilk ayağı. Sinan abi, detaylara gittiğimizde bir maiden mücadeleyle start verilecek. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumda boy gösterecek ve 10 isim koşu yedeklere 3 ayrı ekürü var. Onları bir dile getirmek istiyorum ilk olarak. 1 numaralı Funky Fred, 7 numaralı Valegro ile ekür olarak start alacak. Diğer ekürler 2 numaralı Metronom, 9 numaralı Cop Donor ve 3. ayrı ekürlerde hemen detaylara gidelim. 5 numaralı Tangos ve 10 numaralı My Cosmos. Yani 1-7 ekürü, 2-9 ekürü, 5-10'da ayrı ekürler. Ön plana çıkan isimse son koşusunda ikincilik elde eden 3 numaralı Prince Boran. Sözü sana bırakalım, neler söylersin ilk koşu için? Evet, ben de uzun zamandır takibimde Prince Boran. Bursa'da Yılmaz Aydoğdu diye bir antrenör arkadaşımız var. Bu saatten evet, ilgileniyor. İstanbul'da kısa vadede koştu, Bursa'da kısa vadede koştu. Biraz sorunlu bir saatten. Starta girip çıkma konusunda bazen sıkıntılar yaşıyor ama bugün mesafe uzun. Ben bugün için Prince Boran'ın hem üçlü ganyan kuponlarında hem yedili prese oyunlarında ben kazanmasını bekliyorum. Buradan da yarış severleri 3 numaralı Prince Boran'ı. Peki 3 numaralı Prince Boran'ı not olarak aldık. Hem yedili plase hem de üçlü Ganyan'ın, birinci üçlü Ganyan'ın ilk ayağı için notlarımız arasında yerini aldı. Ve asıl heyecanın başlayacağı günün ikinci koşusu altılı Ganyan'ın ilk ayağına gidiyoruz Bursa'da. Handikap 17 mücadele 4 ve yukarı İngilizler kısa mesafede olacak. 1200 metre kumda 11 isim koşuya deklere.
Sinan abi şöyle baktığımızda aslında kısa mesafede çok fazla ayağına seri isim var. Önlerde gitmeyi seven isimler bir arada. Yani bu da tabii ki bir nevi koşunun tempolu olmasına gebe. Daha çok önlerde gidecek isimler mi şanslı sence, yoksa arkalardan gelecek, sonlarda güçlü gelecek isimler mi? Neler söylersin? Nasıl başlar Bursa'da Altılı Ganyan? Şimdi yarın dediğim gibi yağmur olacağı için safkanlar, geride kalan safkanlar için bu bir sıkıntı. Ama birinci ayağı incelediğimizde ön tarafta çok süratli isimler var. Fatih Üngül'ü, You Never Know, Bartu Efe, bunlar ön tarafa giden isimler. Bir parantez açacağım Fatih Üngül'le. Yani bu safkan faydında start makinesinden kaçmıştı. Sahi tur atmıştı falan. Bayağı sıkıntılar yaşamıştı. Biz arkadaşlarla konuşurken işte bu safkanın artık düzelmeyeceğini, daha yarış hayatının bittiğini düşünmüştük ama daha önce de bunu sanki yayında söylemiştim gibi geliyor. Evet, inanılmaz bir inanılmaz bir değişim yaşadı bu safkan. Maşallah diyorum. Hem de yedekli apprentisiyle yine ön tarafa çıkıp numara almaya çalışacak ama ben burada Atiba ile başlayacağım Cemil'ciğim. Geçen tamam. Yarış gene çok kaçak safkan vardı Kocaeli pistinde ama o gün için Atiba onlara uymadı. Bekledi. 400'den sonra yaptığı hataklarla yarışı kazandı. Ben bugün de benzer bir koşu olacağını düşünüyorum. Yine Atiba'nın önde giden safkanların arkasında bekleyip düzlükten sonra yapacağı hataklarla kazanması muhtemel görünüyor bende ama 2 numaralı Mr. Bond, bu da kalite bir safkandır. Bugün iyi bir yarış koşabilir. 3 numaralı Startay ve 1 numaralı Akıncı benim altılı ganyan ilk ayağımda ilk 4 adım, olmazsa olmazım. Tamam. Bu ilk 4 safkandan sonra, özür dilerim, ilk 4 safkandan sonra daha sonra 4 numaralı You Never Know, 6 numaralı He Is Mine ve 9 numaralı Wind Power. Peki, biraz yani daha çok ama ekonomik kuponlar için 4 isim öneriyorsun. Bunlar da sırasıyla 8, 2, 3, 1 şeklinde ama bir çizgi çekiyoruz. Daha geniş olacak yarışsever dostlarımıza 4, 6 ve 9 sıralamasını iletmiş oldun. Bu şekilde biz notlarımızı aldık ve geçiyoruz günün 3. koşusuna. Bursa'da Altılı Ganyan'ın da 2. aya. Öncesinde Yahya Kap aramızda bizi seyrediyor. Yahya Kap hoş geldin diyelim. Selamünaleyküm, kolay gelsin demiş. Aleyküm selam dostumuza. Ve günün 3. koşusunun detaylarına gittiğimizde bu kez uzun mesafeli bir koşu. 2100 metre kumda 4 ve yukarı Araplar sahneye çıkacak. Handikap 14 mücadele. Dişlere mahsus bir yarış. 10 isim koşu hedefleri. Burada da baktığımızda ya çok istikrarsız isimler bir arada Sinan abi. Kolay yarış değil. Kolay yarış değil derken de şunu belirteyim. Ben bazı yarışlar için böyle sizlere sözü bırakırken öncesinde detaylara gidiyorum. Zor bir koşu bizi bekliyor kağıt üzerinde diyorum. Yarışsever dostlarımız da ya hani bütün yarışların neredeyse zor koşu olduğunu söylüyorsun diyor ama hani açıkçası gerçekten birbirinden zor koşular bizi bekliyor. Biz burada şunu da belirtelim, yani bir nevi durum değerlendirmesi yapıyoruz sevgili dostlarımız. Ama hani kolaysa zaten sizin için hiç problem yok. Bizler burada hani zor gördüğümüz ya da kolay da görünen olsa koşular elimizden geldiğince değerlendirme yapıyoruz. 10 isim koşu hedefleri dedik. 7 numaralı Ferhal ve 3 numaralı Şerife abla ön planda. Sinan abi bu arada benim sesim yayına geliyor. Bir kısma imkanım var mı oradaki görüntüyü? Kıstım. Tamam, şu an daha iyidir herhalde. 7 numaralı Ferhal ve 3 numaralı Şerife abla ön planda. Direkt olarak sözü sana bırakayım. Evet, bu önce Ferhal'le başlayacağım ben de. Safkan uzun ara sonrasında son yarışında çok etkili bir yarış çıkardı. Zaten yarış hayatı bitmek üzereydi. Öyle hatırlıyorum bu safkanı. Bugün için oldukça uygun bir körle start oluyor. Formunu da yükseltmiş görüyorum ben. Kazanabilir. Hı hı. 3 numaralı Şerif Aldı'dan bahsedeceğim rakip olarak. Muhammed Bilgin'de start almış olduğu tüm yarışlarında bir koşu hariç sadece. Hepsinde tabela içinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etmiş. Dördüncülük elde etmiş. Sadece bir yarışında 15. olmuş. Ama diğer bütün start aldığı yarışlarında bu jokey ile hep etkili koşmuş. El değiştirdikten sonra da benim takibimde olan bir isim. Bugün için ben de ilk rakip olarak Şerif abla tutuyorum. Daha sonra 2 numaralı Oman Güzeli ön tarafa çıkacak. Geçen İzmir'de bir yarış yapmıştı ön tarafa çıkıp. Ama işte sonlarda durmuştu ama bugün ön tarafta temposunu böyle bozabilecek bir isim göremiyorum. Hani illa ben numara alayım diyecek bir saftan göremiyorum bugün. Onu da alta gayen kuponlarına yazalım. 6 numaralı Aynira benim İstanbul'dan takip ettiğim isim. Yağmur yağarsa Bursa'ya büyük bir ihtimalle ki yağacak, öyle görünüyor. Ben ıslanan pistte Aynira'nın farklı bir yarış koşmasını bekliyorum.
Çok büyük bombam da 50,5 kilo. Kızılyer'den bekliyorum bombayı. Nevzat Avcı böyle kilolara bindiği zaman dikkat etmek lazım. Özellikle böyle olimpiyat halkası yapan safkanlar, böyle etkili jokeyler bindiği zaman demek ki bir ışık Evet. görünüyor safkanlarda. Jokeyler de bu atta biniyorlar. Kızılyer'den de koşunun bombasını bekliyorum. Peki Sinan abi, senden sıralamayı bir kez daha rica edelim lütfen. 7, 3, 2, 6 ve 10. Peki 7, 3, 2, 6, 10 dedik ve 2 numaralı Lolan Güzeli ile ilgili de Recep Çoban'ın mesajı var. Lolan Güzeli'nin şansı nedir diyor. Sen de zaten şablonda ikinci, düzeltiyorum, 3. sıradan yer verdin. Bu detaylarla beraber günün 4. koşusuna Altılı Ganyan'ın da 3. ayağına geçiş yapıyoruz Bursa'da sevgili dostlar. Yamakiki aprantilerin bineceği bir koşu olacak. Şartlı 3 mücadele 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumda boy gösterecek. Burada da baktığımda tabii dikkat çeken isimler var. 6 numaralı Osius, Fırat Aslan da start alacak. Son yarışını kazanmış bir isim. Ondan ziyade 5 numaralı Büyük Acıba, o da Muhammed Mir Bilgin'le 6'da 3 yaptı şimdiye kadar. 6 defa bir araya geldi bu ikili. Osius ve Büyük Acıba ön planda Sinan abi, ama ondan ziyade hani bir Dikale Kolektör, Dilim Yandı, Balyeci Salih gibi isimler benim dikkatimi çekiyor. Özellikle ben Balyeci Salih ile ilgili senin düşünceni merak ediyorum. Şimdi bu yarışta da gene sıkıntılı görüyorum. Bu yarışta ben nasıl sıkıntılı görüyorum? Ön tarafta yine çok giden isim var. Dilim Yandı ön tarafa gidiyor. Büyük Aşiba. O suyu son yarışında kaçarak kazandı. Balyeci Salih numaralı olan hiçbir yarış yapmaz. Bu yarış Doğru. Bence gene biraz karışacak. Ben 7 numarayla başlayacağım. Ben NATO ile. Yarış yap, koşacağım desin. Yani bu gruptan çok farklı bir at. 350 günlük bir, 46 günlük bir arası var ama 46 günlük. Bu gruptan çok farklı bir isim. Mesafenin kısa olması da, 1400 olması da bu saklanan pek etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü yarış süratle geçecek. Sonlara dökülenleri toplayacak. Kalitesiyle bunu başarabilir. 2 numara bir kolektör. O da istikrarlı yarışlar koşuyor. Bu arada yarış kazanan başarılı aprantisiyle mutlaka şanslı olacaktır. 3 numara FMX benim özel takibimde olan bir isim. Bu safkan Tamam. ne zaman nasıl koşacağı hiç belli değil. Bu safkana çok dikkat edin yarın. Ve son olarak da 4 numara Dilim Yandı. Dilim Yandı'yı geri planda önermem. Yani ön tarafa çıkıp istediği avans alabilirse bitirebilir ama ben birazcık onu biraz zor görüyorum. Ama tabii bizim düşündüğümüzün tersi oluyor bazen. Yarışta 4 tane kaçak at oluyor. Bir tane at kaçıyor. Mesela bugün Ünlüoğlu gibi. 3-4 tane kaçak at varken Ünlüoğlu bugün çıktı, numarayı aldı ve kazandı. Dilim Evet. Yandı da aynısını yapabilir yetenekli aprantisiyle. 7-2-3, daha sonra 4. Peki 7 numaralı Bende Ato, başta şans verdiğin isim oldu. 2 numaralı The Collector, devamında 3 numaralı Fair Max ve son olarak da 4 numaralı Dilim Yandı şeklinde. Yani burada Türkiye genel puanlamasındaki 6 ve 5'i biraz sen daha geride tutuyorsun. Onu da görmüş olduk böylelikle. O benim geçiyoruz tarzım günün 5. koşusuna. Evet evet, ben gayet iyi biliyorum ama bilmeyen dostlarımız için de şöyle bir altını çizmek istedim. Ondan ziyade geçelim günün 5. koşusuna. Kısa vade altın mücadele. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumda boy gösterecek. Sinan abi, yine günün keyifli geçmeye aday koşularından birisi. 6 isim koşuyor hedeflere. Burada özellikle son yarışında çok rahat kazanan bir Tuncer var. 1 numara Tolga Yıldız da bir kez daha start alacak. Ve onunla birlikte 4 numaralı Köy Ağası Demir. Bu ikili Türkiye genel puanlamasında önlerde, ama işte Barlık Efe, Çay Kralı, Gökçe Melek, Yemen Güzeli gibi isimler de var. Sözü sana bırakalım. Günün 4. ayağı için neler söylersin Bursa'da? Evet, bence Tunceli bugün banko olarak tutuyorum. Çünkü son yaptığı yarışında elini oynatmadan kazandı. Bu rakipleri de sürekli geçebilecek formu var, geçebilecek gücü var. Tolga Yıldız'a zaten anlatmaya gerek yok. Maşallah çok formda. İyi at biniyor zaten. Yıllardır, son 3-4 senede özellikle her geçen sene aşama kaydediyor. Daha yukarı doğru çıkıyor. Allah kaza bela vermesin. İnşallah bu şekilde devam eder. Tolga çok dirayetli, düzgün bir arkadaşımız. Ben kazanmasını bekliyorum ama ikili olarak Evet. bir isim önereceğim sadece. Altı numara Tamam. Yemen Güzeli. Onu önermemin sebebi de büyük bir ihtimalle Yemen Güzeli numarayı alacak. Piste ıslak olduğu için, olacağı için büyük bir ihtimal. Ben onu varsayım olarak söylüyorum. Hava durumuna baktım. Yani yağmur gösterdiği için söylüyorum. O yüzden Yemen Güzeli'ni söylüyorum. Peki. Ön tarafa çıkacak, numarayı alacak. Bence son 200'lere kadar falan da önde gelir. Daha sonra Tuncer onu artık geçer diye düşünüyorum. İkiliyi de bence bozmaz. 1-6 için de ikiliyi öneriyorum.
Peki bir numaralı Tuncer şablonda Banko olarak önerdiğin isim oldu ama onunla birlikte 6 numaralı Yemen Güzeli de 1-6 şeklinde farklı bahis seçenekleri için yarışsever dostlarımıza önerin oldu. Notlarımızı aldık bu şekilde ve yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Günün 6. koşusu bir maiden mücadele. Altılı Ganya'nın 5. ayağı Bursa'da. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumda sahneye çıkacak ve burada da 9 isim koşuyor hedeflere. 5 numaralı Rollo Türkiye genel puanlamasında önde ve 4 numaralı Lebron'la da ekürü olarak start alacak. Dolayısıyla yine AGF'de birazcık daha bu ikinin oranı yukarılara çıkacak gibi görünüyor. 7 numaralı Güler Geçer başarılı 1. Tolga Yıldız'la start alacak. O da genel puanlamada önde. 9 numaralı Portakal, 3 numaralı Fiji, 1 numara Alper Şah diyerek sıralamayı artırabiliriz. Sözü sana bırakalım. Burada hangi isim ya da isimler sence daha şanslı? Ben bu koşuda 5 numarayla başlayacağım. Rollo'yla. Son yarışını ben de bu safhanı beğendim. Kazanmaya yakın. Onur Öztürk zaten böyle yarışları kurtarıyor. Altındaki safhanın birazcık ışık olduğu zaman Onur Öztürk yılların verdiği tecrübeyle onu bir şekilde fotoya atıyor ama bir safhan rakibi önereceğim burada. Son yarışında çok iyi bir safhanı takmışmıştı İstanbul'da. Mesafenin biraz kısa geldiğini söyledi. Mesafeli bir hızlıkça bu safhanın daha iyi koşacağını söyledi. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Yağmur yağması durumunda 9 numaralı Portakal mükemmel bir orijine sahip. Yani parayla alamayacağınız bir orijine sahip. Viktor Golov Nihal'im yanlış bilmiyorsam orijinli yanlış beni yanıltmayın kimseyi. Evet doğru. Viktor Golov Nihal'im yani Nihal'imi izleyen yarı severler varsa zaten gerçekten çok nadide bir kısraktı. Gazi koşusunda ikinciliği olan bir kısraktı. Yani öyle bir kısraktan böyle vasıfsız bir yavru çıkacağını ben tahmin etmiyorum. Bir yerde patlama yapacak ve seriye bağlayacak ben buna inanıyorum. Çünkü baba zaten Viktor Golov. Ben 9 numaralı Portakal'ı ciddi rakip olarak öneriyorum ve yarışseverler mutlaka Altılı Ganya kumlarına yazsınlar. Peki son yarışındaki üçüncülüğü de zaten dikkat çekmişti. Senin de belirttiğin gibi 9 numaralı Portakal bugün şablonda yerini alacak. Senin belirttiğin şablonda 5 numaralı Rollo ve 9 numaralı Portakal'ı yazdık. Bu ikiliyi şöyle bir 5. ayağa not aldıktan sonra geçiyoruz artık. Günün kapanışına. Kapanışta 7. koşuyla birlikte yapılacak 5 ve yukarı Araplar 1900 metre kumda boy gösterecek. 11 isim koşu hedefleri. Burada da detaylara gideceğiz. Ve Yahya Kap yine Recep Çoban desteklerini esirgemiyor. Üye olmayan arkadaşlar kanalın büyümesi için abone olalım. Ücretsiz abone olmak demiş. Evet sevgili dostlar kanalımıza abone olmak ücretsiz. Abone olduktan sonra bir de şöyle videoya like bırakırsanız ondan ziyade katıl butonu üzerinden de desteklerinizi verebilirsiniz. Sinan abi kapanışta dikkat çeken isimlere baktığımızda özellikle son iki yarışında ikincilik sergiledi. İki ikinciliğin ardından bir kez daha piste çıkacak. Murat Günzel idaresinde 5 numaralı Süvari Angel. Onunla birlikte 9 numaralı Demir Penç. O da 3 birincilik aldı ard arda ve onun devamında da İzmir'de bir grup 3 mücadeleye çıktı. Zorlu bir koşuyla dönüş yapıyor buraya. Bu ikili genel puanlamada önde. Ya bir de burada 6 numaralı Uzun Bey. Benim dikkatimi çeken bir isim. Yani önde çok boş bırakılırsa tabii ki her an kendini fotoya atabilir. Uzun Bey'den nasıl bir performans bekliyorsun burada? Uzun Bey tabii önde kaldığı her yarışta zamanda 1400 metreli mesafede Toros'tan geçti bu isim yani. Önde kaldı, boş kaldı yarışta. Evet. Ama ben önde boş kalacağını düşünmüyorum. Çünkü baba memdu. Demir Pençe. Ona o avantajı vermeyeceklerdir büyük bir ihtimalle. Hı hı. Ben Demir Pençe'ye başlayacağım Cemil. Tamam. Son yarısı 2 ölçüydü zaten gücüne. Daha önce bu rakipleri geçmişti. Geçmişliği var. Bu kiloyla da bu kalite safkan Kurtel ekürüsünden çıktı bir safkan. Demir Pençe'nin ben çok çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Küçük oynayan yarı severler. Şablon biraz büyük olabilir ama küçük oynayanlar 9 numarayı tek yazabilir sonra ya. Tamam. Süvari Angel nasıl koşacağı belli değil. Biraz zor kazanan bir isim. Ama tabii yine ciddi rakiptir. At yazık olan yarı severler ekleyebilirler. İki numara baba memnun son yarısını hiç ölçü almıyorum. Eğer rakipleri uyutup 800'den sonra numarayı alırsa fotoya kadar bunu sürdürebilecek formu var bence. Oldu da tam tersi düşünürsek yarış çok süratli giderse Uzun Bey, Demir Pençe Baba Memdu bunlar yarışı sürelendirirlerse Aprantis'in tercihiyle bence çünkü daha önce Baba Memdu iki yarış binmiş Ali Cenici bu sefer Acı Dilli Fatih'i tercih etmiş. Evet. Acı Dilli Fatih'ten de koşunun sürprizini bekliyorum. Peki 9 numaralı Demir Pençe alternatif bir banko önerin oldu. Devamında 5 numaralı Süvari Angel, 2 numaralı Baba Memdu ve 1 numaralı Acı Dilli Fatih. 9-5-2
1 olarak notlarımızı aldık ve böylelikle 7 koşuyu değerlendirmiş olduk Bursa'da. Sinan abi ağzına sağlık, emeğine sağlık. Ben şöyle birazdan yine şablonun üzerinden geçeceğim. Onun ardından da birazdan yayınımızda tahminkulübü.com yarış yorumcusu Kemal Demircan olacak. İstanbul için değerlendirmeleri Kemal Demircan'dan alacağız. Sen İstanbul'da da zaten oldukça yakınsın. Yayından önce de seninle şöyle biraz konuştuğumuzda İstanbul'da da dikkat çektiği isimler var. Yarış severler tabii ki merak ediyordur. Vaktimiz var. Dilersen senden İstanbul için de böyle birkaç cümle rica ederiz. Kemal kardeşimin affına sunuyorum. Onun vaktinden çalıyorum ama bir iki tane isim söyleyeceğim. Üçüncü koşu, birinci altılı benliği kayanda. Dört numaralı Arda Boyu. Bence bu sefer kazanmaya çok yakın. Daha sonra günün beşinci koşusunda Jokey'in bindiği bir sakın var, Black Bay. Bu sakın evet. Ufak tipik sorunları vardı. Şimdi bugün rakiplerine göre çok avantajlı bir kiloyla koşuyor. Ön tarafı çok sever, mesafeyi çok sever. Koşunun sürprizini yapabilir. Yani yarı severler buraya tek yazmayacaklarsa, çok at yazacaklarsa Black Grape'i de kuponlarına eklesinler. Yani. Peki Sinan abi, ağzına sağlık, emeğine sağlık bir kez daha. Yine sana veda edeceğiz ama şu hatırlatmayı senden alalım. Yarı sever dostlarımız senin bariyer dibine çıktığın günlerde tamam buradan değerlendirmelerini alıyorlar ama bariyer dibinde olmadığın zamanlarda senin zaman zaman yaptığın paylaşımlar oluyor değil mi? Sana ulaşabilirler yine. Zaman zaman Twitter'dan paylaşımlarda bulunuyorum. Zaten benim kendi grubum var. Oradan da her gün, her yarış yerine tahminde bulunuyorum. Twitter'dan bana ulaşıp arkadaşlar gerekli bilgileri alabilirler. Tamamdır. Twitter'dan da Sinan Yıldız yazarak sana ulaşabileceklerini hatırlatmış olalım. Sinan abi bir kez daha ağzına sağlık. Vakit ayırdın bize bu yoğunluğun, yorgunluğun arasında değerlendirmelerini paylaştın. Yine bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kal. Tamam, çok teşekkür ederim. Tüm yarı severlere yarın için bol şanslar diliyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet sevgili dostlar, menajer ve yarış yazarı Sinan Yıldız bizimle birlikteydi ve Kocaeli, düzeltiyorum, Bursa koşularını değerlendirdi. Bursa'da 7 koşulu bir program olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Ve sıra geldi İstanbul'a. İstanbul için de tahminkulübü.com yarış yorumcusu Kemal Demircan bizimle birlikte olacak sevgili dostlar. Ve Kemal Demircan da 8 koşulu İstanbul programını değerlendirecek. Kemal Demircan yayına hazır, bir hoş geldin diyelim. Ardından da detaylara gideceğiz. Kemal, hoş geldin. Nasılsın öncelikle? Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Seninle 8 koşulu İstanbul programını değerlendireceğiz. 3. koşuyla birlikte Altılı Ganyan 18.30'da start alacak ama tabii öncesinde 2 koşu da var Altılı Ganyan dışı. Onlara da şöyle kısa kısa uzanacağız. Ama öncesinde tabii klasiktir. Soralım. Altılı Ganyan özelinde programı nasıl buldun? Kemal, beni duyabiliyor musun? Şu an sesim sana ulaşıyor mu? Şu anda geliyor abi, tekrarlarsan. Tamam. Programı nasıl buldun? Öncelikle onu soralım. Sana ardından değerlendirmelere başlayalım. Vallahi İstanbul'da az atlı, keyifli geçmeye aday bir koşu programı var. Genelde denk isimler bir arada. O yüzden keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Koşu içinde de iki tane maiden mücadele olması bence cazip hale getiriyor programı. Umarım cazip şekilde sonuçlandı. Biz de cazip şekilde oluşturduk kurgumuzu. Umarım yardımcı olacağız yarın da. Peki şimdiden emeklerine sağlık diyelim ve Yasin Taşçı aramızda. Hayırlı akşamlar dostlar demiş. Yasin Taşçı'ya da hoş geldin diyelim. Selamlarımızı iletelim. Yasin abiye de selamlar buradan. Bu arada Mert Bey kanalımıza katıl üzerinden üye olmuş. Hoş geldiniz diyelim Mert Bey'e ve mesajını da paylaşmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyor. Aleyküm selam, hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Ve 8 koşu detaylarına gidelim yavaş yavaş. Kemal, şartlı 3 mücadeleyle başlayacağız. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetikte boy gösterecek. Burada 6 isim koşuya deklere. Tabii dikkat çeken ilk isim Türkiye genel puanlamasında 1 numaralı Brown Pilot. Onunla birlikte 5 numarada King Jackson, ki King Jackson'ın üzerinde de Halis Karataş olacak. İlk defa bu ikili bir araya gelecek. Sözü sana bırakalım. Birinci dörtlü Ganyan'ın başlangıç ayağı için neler söylersin bize? Valla abi birinci dörtlü Ganyan'ın başlangıç ayağında tabii King Jackson aslında iyi bir orijin bütünlüğüne sahip ama son yarışından sonra kısa süreli geri alınmış bu safkan. Bir Luxor temsilcisi olduğu için aslında sentetik pisti de pek yadırgacağını düşünmüyorum. Zaten bir önceki dördüncülüğünde bu pistte koşmuştu. Bu sefer her ne kadar kısa bir ara sonrası bu yarışa katılacak olsa da usta jockey idaresinde bence 5 numaralı King Jackson öncelikli olarak
bu koşuda dikkate alınmalı. Daha sonra Brown Pilot diyeceğim. Her ne kadar Split'i rakiplerine göre bir tık daha ağır olsa da bence bu koşuda devam eden üstün formuyla da muhakkak yer bulmalı. Son olarak da 3 numaralı Electric Line diyeyim. İlk yarışını net bir şekilde kazandıktan sonra sonraki yarışında pek bir varlık gösteremedi ama idman pistinde çok beğendim atı. Yarın için Berkant Gökçe idaresinde ters bir yarış yapabilir. Dikkat etmekte yarar görüyorum. 3 numaralı Electric Line'ına da dikkat diyeyim bu koşu özelinde. Peki Türkiye genel puanlamasına katılıyorsun aslında. 5 numarada King Jackson, devamında 1 numarada Brown Pilot ve onunla birlikte 3 numaralı Electric Line'a da mutlaka dikkat diyorsun. 5-1-3 olarak biz notlarımızı aldık. Geçiyoruz yavaş yavaş günün ikinci koşusuna İstanbul'da. Yine altılı ganyan dışı bir koşu. Yedili plesenin başlangıç ayağı, birinci üçlü ganyanın da ilk ayağı. Detaylara baktığımızda 4 ve yukarı İngilizleri 2100 metre sentetikte seyredeceğiz. Handikap 15 mücadele ve 6 isim koşu hedefleri. Burada da yani şöyle baktığımızda son yarışlarında özellikle sürekli ikincilikler, üçüncülükler sergileyen bir Comanchero var. Akın Sözen'le start alacak. Yani kolay kolay birinciliği elde edemiyor. Yani birinciliği sevmiyor mu? Yakusa onu beceremiyor mu? Artık bilemiyorum ama 2 numarada Blue Ribbon'da yine dikkat çeken bir diğer isim. O da son yarışında sağdan 3. olarak ayrıldı. Üzerinde Gökhan Kocakoy olacak. Yine 1 numarada Siempre Ganador var. 4 numara Ananiyashvili, 5 numara Berdar, 6 numara Geronimo. Sözü sana bırakalım. Bu koşu için bize hangi isim ya da isimleri önerirsin? Abi bu koşu zorlu geçmeye aday bir yarış. Yani onu belirtmekte yarar var. Çünkü hem koşu içinde kilo farkları var hem koşuya şöyle bir baktığın zaman yani ön tarafa hamle yapacak Berdar dışında bir isim görünmüyor. O yüzden koşunun da yavaş tempolarda koşulma ihtimali mevcut. Bu nedenle ters bir yarı sonuç çıkabilir. Önceliği tabii ki 3 numaralı Comanchero'ya vermek lazım. Koşmuş olduğu son yarışındaki mevcut ikincilikleriyle artık yani bir yerde kazanacak ama koşu kazanma karakteri de düşük bir isim olduğundan tabii ki güvenilecek bir isim de değil ama yedili plase oynayanlar için 3 numaralı Comanchero'yu bu koşu özelinde önereyim. Daha sonra kimi tutuyorlarsa ona şans vermelerini önereyim. Çünkü zor bir yarış. Bence koşan 6 isminde bu koşuda şansı mevcut. Peki Kemal, bu şekilde notlarımızı aldık ve geçiyoruz yavaş yavaş günün 3. koşusuna. Asıl heyecanın başlayacağı İstanbul'da Altılı Ganyan'ın ilk ayağına gelen mesajlar var. Mesajlara gidelim. Mert Bey ne diyor bakalım? Adana Altılı Ganyan 5. ayak 12 yaktı bizi demiş, gülümsemiş. İnşallah bundan sonraki koşularda, oyunlarda şansınız yanınızda olur diyelim. Şansımız yanımızda olur diyelim. Yahya Kap'ta son ayak 11 ile 5'li ganyan buldum Kemal Bey'in sayesinde. Çok teşekkür ederim Kemal Bey demiş. Yine senin alternatif bir banko önerdiğin Bordo Mavi. Evet. Güzel bir değerlendirme olmuş Yahya Kap için de. Hayırlı olsun diyelim ve bu mesajların ardından da koşu detaylarına döneceğiz ama kısa bir hatırlatma yapalım sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla kanalımıza abone olabilirsiniz. Ailemize katılabilirsiniz ve onunla birlikte şöyle videoya bir beğeni bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Katıl üzerinden de kanalımıza üye olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Ve günün 3. koşusu Altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağı bir maiden mücadele. Dişleri mahsus yarışta 4 yaşlı Araplar 1300 metre sentetikte boy gösterecek. 9 isim koşu hedeflere. Kemal, baktığımda burada 4 numaralı Arda Boyu dikkat çeken bir isim. Tabii Vahdettin Kaplan'la start alacak. Son 2 yarışında 3 ve 2 yaptı. Ama ondan ziyade 4 yaşlı Araplar dedik. 9 numaralı Safranbolu Halis Karataş'la start alacak ve 4 yaşında ilk startını alacak. Ayakları düz bassın diyelim. Bu anlamda 9 numaralı Safranbolu'dan nasıl bir performans bekliyorsun? Valla tabii genelde orijin bütünlüğü geç gelişen yavrular veren bir anne kanatlarına sahip Adanus. Cüneyt Çalıcıoğlu ekürüsü de zaman zaman bu tarz yetiştirdikleri isimleri 4 yaşlarında koşan bir ekürü. Yani genelde geç safkan koşma özellikleri var bu ekürünün. Safranbolu'yu da ben idman pistinde gördüm. Gayet sağlıklı ve düzgün bir eşkale sahip. Tabii ilk yarışı olması münasebetiyle nasıl koşacak ben de merak ediyorum. Zorlu bir yarış ama yani iyi bir isim olduğu aşikar. Halis Karataş da üzerinde olduğu için mutlaka etkili bir koşu geleceğini düşünüyorum 9 numaralı Safranbolu'dan. Peki devam edelim diğer detaylar için.
Yani ben bu koşu özelinde senin bıraktığın yerden başladım ama benim bu koşuda yani çok zorlu gördüğüm bir yarış. Özellikle onu belirteyim. Yani zaten son zamanlarda Altılı Ganyan'ın ilk ayakları hem zorlu yarışlarla başlıyor hem de ciddi sürprizlerle başlıyor diye ben bu koşuda tüm isimlere şans vereceğim geniş şablonumda ama burada özellikle bir isimden bahsedeyim. O da bir numaralı Abakay Kızı diyeceğim. Yani bir numaralı Abakay Kızı vermiş olduğu 3 aylık ara sonrası İstanbul Sentetik Pistinde koşmuş olduğu son yarışında her ne kadar tabela dışı kalmış olsa da yani iyi bir eşkal görüntüsüne sahip bir kısrak. Annesi de Abakay geçmiş dönemde Ankara'da yani çok başarılı yarışlarını izlediğimiz bir kısraktı. Genelde çok yani kum ve çim pist yarışlarında uzun mesafelerde özellikle oldukça etkili koşularıyla hafızamda yer edinmiş bir kısrak. Görmüş olduğu bu koşu sonrası bir numaralı Abakay Kızı'ndan ben bu koşu özelinde çok etkili yarış bekliyorum. Eğer start çıkışını iyi yapıp koşu içinde ön tarafı erkenden devralırsa ilk 200 metrede almasını beklediğim liderliği fotoya kadar koruyarak bu koşuyu kazanabilir. Bir numaralı Abakay Kızı küçük ve orta ölçekli kuponlar için benim burada alternatif bir banko önerim. Buradan paylaşayım. Yani bir numaralı Abakay Kızı benim alternatif banko önerim ama ben dediğim gibi sadece küçük kuponlara banko öneriyorum. Geniş kurguda ise öncelikli rakibinin 5 numaralı Benim Kayam olduğunu belirteyim. Yaşamış olduğu start problemleri nedeniyle kötü performanslar sergiliyordu ancak start almış olduğu son sentetik pist yarışındaki yani yine startta oyalanmadan çıkarsa bence tanıdığı pistte daha etkili bir performans gelebilir. 5 numaralı Benim Kayam öncelikli rakibidir. 1 numaralı Abakay Kızı'nın. Daha sonra Peki. istikrarlı performansıyla 4 Arda Boylu, 9 numaralı Safranbolu ilk kez start alacak olmasına rağmen mutlaka yazılmalı. Ara sonrası start alacak olsa da ilk kez çıkacağı sentetik pistte etkili yarış beklediğim 3 numaralı Anıl Prenses. Değer her ne kadar Kabuk'un performansını daha fazla beğensem de tecrübeli yapısıyla 6 numaralı Değer mutlaka yazılmalı. İlk startında kötü bir performans sergilese de idman pistinin iyilerinden olan 7 numaralı Karaca Angel, daha sonra Samet Erkuş gibi sürpriz sever bir jokeye sahip olan 8 numaralı Kervan Kıran ve koşmuş olduğu ilk startını fazlaca ölçü almadığı, arttırdığı kondisyonu ve sürpriz sever bir diğer jokey Metin Hamidi idaresinde 2 numaralı Ağdaşlı da geniş kuponlara muhakkak yazılması gereken isimler. Ben burada 9 isme de şans vereceğim. İlk ayağı hepsi diyeceğim ama 1 numaralı Abakay Kızı küçük kuponlara bankomdur. Peki Apranti Daniel Kaya ile start alacak 1 numaralı Abakay Kızı alternatif bir banko önerin oldu ama geniş kuponlar içinde buraya hepsi dedin. Devamında sıralamaya baktığımızda bir çizgi 5, 4, 9, 3, 6, 7, 8 ve 2 şeklinde notlarımızı aldık ve geçiyoruz yavaş yavaş günün dördüncü koşusuna. Altılı Ganyan'ın da ikinci ayağı. Savaş abi bizi seyrediyor. Emeklerinize sağlık. Rast gelsin arkadaşlar demiş. Savaş abiye de teşekkürlerimizi iletelim. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan'ın da ikinci ayağı dedik. Satış 2 mücadele 4 ve yukarı Araplar 2000 metre sentetikte boy gösterecek. Burada da 9 isim koşuya deklere 1 numara Berkalp, 8 numara Neşetim'le Ekürü olarak start alacak. Dikkat çeken isimler tabii ki ondan ziyade 3 numaralı Sinanlı, 2 numaralı Hergele. Grupta tabii tecrübeli isimler. Kilo farkları da var Kemal burada ama özellikle... sen tabii ki bu isimlerle ilgili çok net yorumlar yapabiliyorsun. Totosuna baktığımızda mesela 08.00 08.00 görüyorum. 9 numaralı Alemin Kralı üzerinde Müslüm Çelik var. Neler söylersin? Valla bıraktığın ya ben bir öncelikle başlayayım. Tabii Alemin Kralı her ne kadar son yarışları kötü olsa da yani zaten bu koşuda start alan isimlerin neredeyse hepsi bir takım sorun ve sıkıntılarla uğraşan isimlerin bir araya geldiği bir koşu. Kilo farkları da mevcut dediğin gibi abi. Yani burada her atın şansının olduğunu söylemek lazım. Yani kim gelirse şaşırmayacağım bir ayak ama Peki. Ben bu koşu özelinde bir numaralı Berkalp'le başlayıp Berkalp'le bitireceğim. Bir numaralı tamam. Berkalp yani sentetik pist performansı yani genel görüntüsü tam bir Arap atı görüntüsüne hayranlıkla izlediğim bir yarış atlarından biri. Umarım Hara kariyerinde de oldukça başarılı yavrularını izleyeceğizdir kendisinin. Bir numaralı Berkal dinçlik koşularını genelde etkili koşan bir isim. Gökhan Kacakaya idaresinde start alacağı bu yarışta birçoğu sorun ve kendisi gibi
sorun ve sıkıntılarla uğraşan rakipler arasında Ekürü destekli bu koşuya katılacak. Önlerde muhtemelen Ekürüsü Neşetim'in tempoya dahil olacağı, yani koşu temposunu yukarılara taşımak için gayret edeceğini düşündüğüm mücadelede etkili jokeyi Gökhan Kocakaya'nın da tercihinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı Berkalp'in sonlardaki ataklarıyla bu koşuyu kazanmasını bekliyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum abi. Peki bir numaralı Berkalp Gökhan Kocakaya ile daha önce 3'te 2 yapmıştı. Şablonumuzda banko olarak yerini alıyor. 8 numaralı Neşetim ile Ekuri. Kemal, şöyle baktığımızda verdiği ara biraz olumsuz etkiler mi, yoksa daha mı hazır çıkar sence? Yani şimdi Berkalp zaten mevcut bir takım sorunları nedeniyle genelde böyle kısa kısa aralar verip koşan bir isim. Uzun ara dönüşlerinde sonra da kazanmış olduğu yarışlar olduğu için ben dinçlikle daha etkili bir koşu bekliyorum kendisi, yani Berkalp'ten. O yüzden çok fazla sorun teşkil edeceğini düşünmediğimden dolayı ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum abi. Peki, bu şekilde notumuzu aldık ve geçiyoruz günün 5. koşusuna. Altılı Ganyan'ın da 3. ayağı İstanbul'da. Bu arada Ali Sert Polat iyi akşamlar, hoş geldiniz demiş. Sizler de hoş geldiniz diyelim ve geçelim günün 5. koşusunun detaylarına. Şartlı 5 mücadele, 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumda sentetikte boy gösterecek. Kemal, burada da 7 isim koşuya deklere ve şöyle baktığımızda Orhun Kağan Türkiye genel puanlamasında ön planda, sonuç yarışında 1-1-8 yaptı. Yani aslında sonuç yarışının tamamında AGF'de ilk sıradaydı ama son yarışında beklentinin altında bir performans seyrettik. Dolayısıyla Orhun Kağan'a olan güvenler biraz sarsıldı. Ve onunla birlikte 3 numaralı Altın Kaplı üzerinde Halis Karataş olacak. Dikkat çeken bir başka isim. Sözü sana bırakalım. Bu koşu için neler söylersin? Valla 1200 metre sentetik pistte koşu, ama tabii Kaizbert koşusu herhalde. Öyle gözüküyor. Yani evet, koşan 7 ismin 6'sı Kaizbert temsilcisi. Yani zorlu ve çekişmeli, mücadele gücü yüksek bir yarış bizleri bekliyor. Keyifli geçeceğine inandığım bir koşu, onu belirteyim. Ben bu koşu özelinde 3 numaralı Altın Kaplı ile başlayayım. Gerçekten potansiyeli yüksek bir pedigriye ve karakterine sahip, ara sorusu görmüş olduğu koşuda her ne kadar Orhun Kağan ve Ozgan'ın arkasında elde etmiş olduğu dördüncülüğü çok parlak olmasa da yani eksik yarış nefesine bağlamak mümkün. Bu sefer arttırdığı kondisyonu Usta Jockey Halis Karataş ve iç start avantajıyla bu koşuya başlayacak olmasının da vermiş olduğu avantajla koşunun da tempolu gidecek olacağını düşünüyorum. Sonlardaki ataklarıyla bence koşuyu kazanmaya en yakın isimdir. 3 numaralı Altın Kaplı bu koşu özelinde çok net favorim. Ancak sürpriz bir isimden bahsedeyim. 7 numaralı Break Grape. Favori katılmış olduğu son yarışlarında her ne kadar gerçek gücünün altında performanslar sergilese de özellikle 1200 metreli yarışlarda yüksek temposunu kabul ettirdiğinde arka gruba direnç gösterebilen bir isim. Siklet avantajı var. Samet Erkuş idaresinde yarışacağı bu koşuda eğer rakipleri arka tarafta birbirini kollama gayreti içerisine giderse çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yaparak önemli bir sürprize imza atabilir. 7 numaralı Black Crepe dikkatliyim, benim ikinci şans verdiğim isim olacak. Daha sonra senin de bahsettiğin 1 numaralı Orhun Kağan son yarışı neden bu kadar kötü koştu ben de anlayamadım. Ancak bir önceki yarışında Ozgan ve Altın Kaplı'yı geride bırakmayı başarmıştı. Bu sefer Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacağı bu yarışında son yarışının kötü izlerini silebilir. Üçüncü şans verdiğim isim olacak. Daha sonra 5 numaralı Ozgan her ne kadar önlerde boş kaldı sentetik pist yarışında Orhun Kağan'a geçirmiş olsa da genel performansını beğendim. Bu sefer Özgürlüğüm idaresinde yarışacağı bu koşuda daha iyi tanıdığı pistte dördüncü şans verdiğim isim olacak. Daha sonra 6 numaralı Şinin'den bahsedeyim. Adana İdman pistinde sürekli etkili işler yapan, son koşmuş olduğu yarışlarında da 3. ve 4.lük elde ederken sonlardaki diri ataklarıyla dikkat çeken bir isim. Yani ilk kez start alacağı sentetik pistte de yatkın bir yapısı olduğunu düşünüyorum 6 numaralı Şinin. Eğer koşu beklediğimden yüksek tempoda başlarsa rakiplerinin de birbirini kollamasıyla sonlarda bir anda tüm gruba hakimiyetini hissettirip ciddi bir sürprize imza atabilir 6 numaralı Şinin'e bu koşu özelinde dikkatliyim. Son olarak da 2 numaralı Aynalı Çarşı diyeceğim. 2 numaralı Aynalı Çarşı da son yarışını ön grubun içinde bekleme yaparak kazanma başarısı göstermişti. O da bir Kaizbert temsilcisi. Onun da kuponlarda yazılmasında yarar görüyorum ben. Geniş şablonumda 6 isme birden şans vereceğim bu koşu özelinde. Kemal, sıralamayı bir kez daha rica edelim senden. 3 Altın Kaplı favorim.
7 Black Grape, 1 Orhun Kağan, 5 Ozgan, 6 Şinin ve 2 numaralı Aynalı Çarşı abi. Peki bu şekilde aldık notlarımızı ve günün 6. koşusuna geçiş yapıyoruz. Şöyle yavaş yavaş gideceğiz ama Tuncay Bey'den mesaj gelmiş. Kemal, seninle Mustafa'yı sürekli karıştıran izleyicilerimiz var. Mustafa da yayınımızdaydı. Mustafa'ya Kemal diye hitap edenler oluyor, sana Mustafa diye. Şimdi Tuncay Bey'de Kemal Bey, selam son ayak sıralı ikilisini aldım. 50 misli 4 arkası 1-7 teşekkür ederim demiş ama sanıyorum Kocaeli'deki son ayak ikilisi olabilir. Çünkü determinant koşuyu kazanmıştı. Ama bu vesileyle biz hem sana hem de Mustafa'ya da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Tuncay Bey'de hayırlı olsun diyelim. Tuncay Bey benim üyelerimden bir tanesi. Yani üyesi, tamam. Kendisine de selam olsun. Ben Kocaeli son ayağı 1-4-7 şeklinde vermiştim. Muhtemelen ondan bahsediyor. Yani tamam. Bir numaralı Akuma ile 7 numaralı Hyde Legend da kurgumda olduğu için muhtemelen ondan bahsediyor. Kendisine tebrik ediyorum. Selam da olsun buradan kendisine. Tamam, o zaman bu şekilde daha da netliğe kavuşturmuş olduk. Senin tahmin kulübünde verdiğin değerlendirme mi Kemal? Evet, tahmin kulübünde tamam. Verdiğim oyunumda 1-4-7 şeklindeydi son ayak sıralama. Muhtemelen onun kombinesini bulmuş. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi zaman zaman bazı izleyicilerimiz Mustafa ile seni karıştırıyorlar. Ben de şimdi Kocaeli'yi dün bizim yayınımızda evet. Mustafa değerlendirdiği için Tuncay Bey'in de karıştırdığını düşündüm ama Tuncay Bey senin tahmin kulübünden de takipçilerinden belli ki. O zaman bu vesileyle tahminkulübü.com'da da değerlendirme yaptığını bir kez daha hatırlatalım. Zaten bantta da izleyicilerimiz görüyor. Dün bizim yayınımızda Adana'yı değerlendirmiştin ama hem bizim yayınımızda değerlendirdiğin koşular dışında hem aynı gün hem de farklı günlerde de yarışsever dostlarımız senin tahminkulübü.com'da değerlendirmelerine ulaşabilir. Bu detayları da paylaşmış olalım. Ve günün tabii keyifli geçmeye aday koşularından birisine gidiyoruz. Kısa vade altı mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetikte boy gösterecek. Burada da 7 isim koşuya deklare. 1 numaralı Bless to Victory yakın sözenle start alacak. Yaptıkları koşuya baktığımızda 2 defa bir araya geldi bu ikili ve ikisinde de ikincilik çıktı. Hatta son ikinciliğine baktığımızda da Bless to Victory'nin burada start alacak en ciddi rakiplerinden 6 numaralı Strong Legs'e geçilmişti. Strong Legs de şimdiye kadar sentetikte 4 yarış yaptı. 4'ünde kazandı. Sözü sana bırakalım ama burada özellikle bakıyorum. Hani Manior, yine Megaloman, Nitrox, Vector gibi farklı isimler de var. Hangi isim ya da isimleri paylaşacaksın bizimle? Vallahi günün çok keyifli geçmeye aday yarışlarından bir tanesi. Tüm isimlerin ayaklara düz bassın, hepsi potansiyeli olan özellikle dörtlü. Yani bu sene bu isimlerin birçoğundan etkili performanslar izleyeceğiz. Onu belirteyim, özellikle yaz sezonunda bu isimlerin çoğundan çok etkili performanslar gelebilir. Ben burada 3 numaralı Megaloman'la başlayacağım. Yayına bağlanmadan önce sevgili Ferhan abi... Atın sahibi, Megaloman'ın sahibi, bu kendisine de selam olsun Ferhan Türkoğlu. Kendisi bana mesaj attı. Yani Megaloman'ın için yani çok iyi durumda bu yarışa katılacağını bizzat iletti. Kendisine de buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yaz sezonunda da birçok at hazırlıyorlar. Umarım istedikleri seviyeye geleceklerdir bu yaz sezonunda. Emekleri kimsenin tabii, yani birçok emekçi dostumuz var sağ içinde. Kimsenin emekleri şimdiden boşa gitmesin diyelim. Kesinlikle. 3 numaralı Megaloman'la başlayayım. Son yarış golü, yani bir önceki yarışında buradaki rakiplerinden 6 numaralı Strong Legs'e kaybetmişti ama o gün Rotovetor'u önde, yani ön tarafı biraz erken hamle yaptığını düşünüyorum 3 numaralı Megaloman'ın. Ayhan Kurşun'un son yarışından gerekli dersleri aldığını varsayarak son yarış golobundaki çok iyi görüntüsünün de hakkını bu yarışta vereceğini düşünüyorum 3 numaralı Megaloman'ın. Bugün daha sabırlı koşması halinde sonlardaki ataklarıyla ben bu koşuyu kazanmaya en yakın isim olduğunu belirteyim. 3 numaralı Megaloman benim çok net favorim bu koşu özelinde. Tüm isimlerin de ayakları düz bassın diyelim. 3 numaralı Megaloman benim net Kemal, favorim. Evet. Bölüyorum ama şunu soracağım. Megaloman'dan bahsetmişken ilk sırada şans veriyorsun ama Megaloman'ın hani kazanma konusunda bir sıkıntısı var diyebilir miyiz? Yani sürekli ikinci, yani çok kazanlara girdi. Hani çok kazanlara girdi. Evet. Hatta son metrelerde, son 200'de 300'de baktığımızda çok kolay kazanacağı yarışlar da oldu ama o koşularda birincilik gelmedi. Bu anlamda hani atın koşu kazanamama karakteri gibi bir durum var mıdır sence? Aslında yani eşkal ve fizik olarak çok güçlü bir yapısı var.
Ancak ben Ferhan abiye de bizzat zaten kendi görüşümü ilettim. Yani daha çok uzun mesafelere daha yatkın, hem de kaba kum pistte bir tık daha yatkın bir yapısı var sanki. Natif Han yavrusu olmasına rağmen eşkal ve fizik olarak, çünkü İstanbul'u iç pistte muazzam işler yapıyor. Yani genel ayak yapısına da baktığım zaman sanki iç kaba pisti daha iyi yapacak izlenim veriyor bana uzayan mesafelerde. Sadece koşu içinde birazcık sprint devrini yani ayarlamak zor oluyor Megaloman'ın. Yani koşu içinde önde gittiği zaman sprinti kısalıyor, çok beklediği zaman da geç kalıyor. Yani bunu iyi ayarlama lazım diye düşünüyorum. Ayhan Kurşun'un da son yarışından gerekli derslerini çıkardığını varsayarsak, ben bu koşu özelinde kazanmaya daha yakın olduğunu düşündüğümden dolayı favori olarak öneriyorum 3 numaralı Megaloman abi. Umarım şansını da bu yarışta kırar diyeyim. Peki 3 numaralı Megaloman'ı başta yazdık. Devam edelim. Daha sonra 2 numaralı Münir diyeyim. Yani potansiyeli çok güçlü bir isim. Yani yaz sezonunda, özellikle bu sezon çok etkili yarışlara imza atabilecek güç ve kalibreye sahip olduğunu daha ilk yarışında zaten çok net bir şekilde gösterdi. İdman pistinde de vermiş olduğu kısa araya rağmen iyi işlere sahip Ahmet Çelik'in de tekrar tercihiyle bence koşunun bir diğer şans ismi olacaktır. Benim de ikinci şans verdiğim isim. Son olarak da 6 numaralı Strong Legs diyeyim. Son yarışında Megaloman'ı geride bırakmıştı. Halis Karataş idaresinde yarışacak. Devam eden etkili formuyla bir kez daha birinciliğin güçlü adaylarından biri. 3-2-6 bu koşu özelinde benim sıralamam olacak abi. Peki 3-2-6 olarak biz notlarımızı aldık ve böylelikle ilk 4 ayağı da geride bırakmış olduk İstanbul'da. Günün 7. koşusu Altılı Ganyan'ın da 5. ayağına geçiş yapacağız. Bu arada Tuncay Bey bir mesaj daha paylaşmış. 1. 4'lü Ganyan'ı kazandığını belirtmiş. Yine son ayak sıralı ikilisinden bahsediyor. Ve mutlaka Kemal Demircan'ı değerlendirin, dikkat edin diye de detayları paylaşmış Tuncay Bey'e de. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha ve Kemal Demircan'ı sevgili dostlar zaten yayınlarımızda sık sık görüyorsunuz. Kemal Demircan bizi kırmıyor, yayınlarımıza katılıp değerlendirmelerini paylaşıyor. Ama az önce belirttiğim gibi tahminkulübü.com'da da Kemal Demircan'ı üye olduktan sonra takip ederek değerlendirmelerine ulaşabilirsiniz. Ve günün 7. koşusuna geçeceğiz ama birazcık da kanalımızdan bahsedelim. Kanalımıza abone olmak ücretsiz sevgili dostlar. Ve şunu da belirteyim. Yani yayının ardından rakamlara baktığımda, raporlara baktığımda çok net söylüyorum. Bizi seyreden dostlarımızın 3'te 1'lik kısmı kanalımıza abone. Dolayısıyla seyredenlerden 3'te 2'lik kısmı kanalımıza abone değil. Yani abone olmak ücretsiz. Abone ol butonuna basmanız ve beğeni butonuna basmanız bizim için çok kıymetli. Kanalımızın büyümesi ve geniş kitlelere ulaşması adına önemli. Burada verdiğimiz emeğin karşılığında böyle bir minik ricamız var sizden. Ama ondan ziyade yine katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olarak destek verirseniz tabii ki mutlu edersiniz diyelim. Bu detayların ardından gidelim günün 5. ayağına, maiden mücadeleye. Dişilere mahsus maiden mücadelede 4 yaşlı Araplar 1300 metre sentetikte boy gösterecek. Burada da 8 isim koşuya deklare. Dikkat çeken isimlerden ilkine gidelim. 4 numaralı Kızım Aysim'a Gökhan Kocakaya ile start alacak. Şöyle baktığımızda son yarışında 6. oldu ama bir önceki yarışında da ikinciliği var. Bugün nasıl bir performans sergileyecek merak konusu. Yine ondan ziyade 8 numaralı Şen Yüce son iki yarışında sağdan ikinci olarak ayrıldı. İlk defa start aldı. 1 numaralı Damla Sakızı o yarışta 6. oldu. Sözü sana bırakalım Kemal burada. Yani öne çıkan isimler var ama çok da güvenilecek gibi görünmüyor kağıt üzerinde. Vallahi evet abi, tam da söylediğin gibi bir yarış, onu belirteyim. Yani 4 yaşına gelmiş, çok sayıda yarış koşmuş ancak bir türlü kazanmayı başaramamış isimler mevcut. Bu koşu özelinde ancak ben bir tek yarış koşmuş ve 6. olarak yarışını tamamlamış 1 numaralı Damla Sakızı'ndan bahsedeyim. Start almış olduğu ilk yarışında kendisi adına uzun sayılabilecek bir mesafede 1500 metrede benzer rakipleri arasında start almış olduğu yarışta baştan sona koşunun ön tarafında olmasına rağmen gayet tatminkar bir altıncılık elde etti. Sonlarda her ne kadar düşen temposu ile tabela dışı kalmış olsa da ben genel görüntüsünü oldukça beğendim 1 numaralı Damla Sakızı'nın. Bu kez arttırdığı kondisyonu Müslüm Çelik idaresinde yani son yarış galabında da beğendim. 1 numaralı Damla Sakızı'nı bu sefer tanımış olduğu piste çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Benim çok net bu koşu özelinde favorim olacak 1 numaralı Damla Sakızı. Daha sonra 4 numaralı Kızım Aysim diyeyim. Her ne kadar kısa süreli bir yani ara sonrası bu yarışına katılacak olsa da Gökhan Kocakaya idaresinde
piste çıkacak. Yapmış olduğu idmanlarında gayet tatminkar dereceler ortaya koymuş. Rakipleri arasında da çok fazla beğendiğim bir isim olmamasından dolayı vermiş olduğu aranın çok kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. 4 numaralı kızım Aysima, 1 numaralı Damla Sakız'ın ilk rakibidir. Son olarak burada çok sürpriz bir isim önereceğim. O sürpriz isimli 2 numaralı Eslem Gül olacak. Bu kısrağa dikkat. Neden dikkat? Koşmuş olduğu 4 yarışında kaba kum pistte beklentileri karşılamayan bir performans sergilese de Cobra Selviren orijin bütünlüğünün sentetik pistte çok farklı bir yarış yapabilecek kalibrede olduğunu düşünüyorum. Gökhan Gökçe idaresinde start alacağı bu yarışta yani muhtemelen son at çıkabilir genç mimarla beraber. Ama 2 numaralı Eslem Gül yazmadan kuponu yapmayın diyeyim. Yani 2 numaralı Eslem Gül birçok kuponu çöpe attırabilir. Muhakkak şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 1-4 önceliğim 2 numaralı Eslem Gül'de 3. şans verdiğim isim olacak. Bu koşu özelinde ben 3 isimle risk alacağım abi. Peki Kemal, bu şekilde notlarımızı almaya devam ediyoruz. 1 numaralı Damla Sakızı, başta şans verdiğin isim, favorim dedin. 4 numaralı Kızım Aysima, en ciddi rakibi ve yanlarına bir de mutlaka dikkat edilmesi gereken isim olarak 2 numaralı Eslem Gül'ü önerdin. 1-4-2 olarak biz notlarımızı aldık. Burada Damla Sakızı'nı favori öneriyorsun. Birinci anlamında baktığımızda da üzerinde hani Ocak ayında oldukça başarılı bir performans sergileyen Müslüm Çelik var. Favori olmasında Müslüm Çelik'in de bir katkısı var mı? Yani tabii ki binici faktörü atta çok etkili ama Damla Sakızı'nın altı yani yarışı izleyen dostlarımız yani yarışını izleyen dostlarımız benimle hemfikir olacaktır zaten. İlk yarışını koşan Bitay için gayet tatminkar bir altıncılık. Çünkü yarışı baştan sona önde götürdü. Öndeki mücadeleye dahil oldu. Düzlüğün son 200'lerine kadar mücadele içindeydi ancak son 200'ler sonrası düşen temposu neticesinde tabela dışı kaldı ama genel performansı son derece tatminkardı. Bu kez arttırdığı kondisyonu ve Müslüm Çelik idaresinde tabii ki ekstra katkı gelecektir bir Müslüm Çelik'ten. Ben son yarışında Mehmet Gökalp Arslan'la start almıştı. Bu sefer Müslüm Çelik'in de tabii ekstra katkısı olacaktır bence. O yüzden bir numaralı Damla Sakızı çok net favorim diyeyim. Bu koşu özelinde soru gelebilir. 7 numaralı Memduha Hanım ve 8 numaralı Şirce gibi son yarışını ikinci tamamlamış tecrübeli Taylara keza 6 numaralı Manas'ın anası ve 5 numaralı Malala ile ilgili neden şans vermediğime yönelik. Bence tutanlar muhakkak bu isimleri de kurgularında şans versinler. Ben çok yarış koşmuş ama sürekli hep aynı yarışları koşmuş isimlerden genelde uzak duran bir tahminciyim. Yani daha az yarış koşup bana daha fazla ışık vermiş isimlere yönelmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum ama tabii bu tecrübeli taylara da dileyen muhakkak şans verebilir kendi kurgularında. Peki ilk sırada bir numaralı Damla Sakızı demiştin ki zaten atın performansını beğendiğin aşikar ama hani binicisinin de Müslüm Çelik olması ekstra bir katkı sağlıyor mu tercihinde? Sen zaten detayları paylaştın. Damla Sakızı başta şans verdiğin isim, tekrar edelim, 4 numara Aysima, kızım Aysima ve 2 numara Eslem Gül yazdık. Ve bu şekilde günün artık son ayağına geçiş yapıyoruz. Erol Kaya da selam Kemal kardeşim, süper analizlerinden dolayı kolay gelsin, bol şans dilerim. Seviliyorsunuz Cemil Bey, Kemal kardeşim demiş, teşekkürlerimizi iletelim. Ve şöyle hemen bir detaya daha gideceğim. Hemen bakalım, evet, son yarışında 55.5'la start almıştı Kemal Damla Sakızı. Mert Bey'in de Damla Sakızı ile ilgili şöyle bir sorusu var. 2.5 kiloluk fark etkilemez mi diye bir soruyla gelmiş. Şimdi şöyle bir şey var, yani koşan rakiplerinin hepsi benzer kiloda start alacak. Evet. Güç dengelerinin eşit olduğunu düşünüyorum. Yani çok bariz bir kilo farkı yok. Tabii ki Müslüm Çelik diğer jokeylere göre daha az sikletle yarış binebilen bir jokey. O yüzden belki bir tık sorun teşkil edebilir ama yarış görünmüş olmasının avantajıyla ben bu dezavantajı tölere edeceğini düşünüyorum. O yüzden bir numaralı Damla Sakızı benim bu koşu özelinde favorim. Peki Mert Bey'in de sorusunu bu şekilde yanıtlamış olduk ve artık geçiyoruz günün 8. koşusuna. Kapanış altılı ganyanın da son ayağı. Şartlı 5 mücadele dişlere mahsus bir koşu olacak. Burada da 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetikte piste çıkacak ve piste de 11 isim bir araya gelecek. Baktığımızda 6 numaralı Çirçuz. Yani son yarışları gayet iyiydi ama son yarışında açık 2 mücadelede oldukça gerilerde kaldı. 7. olarak tamamladı o koşuyu. Onunla birlikte
9 numaralı La Cuerda, o da son yarışını kazandı. Formda, moralli tabii ki ama hem Çipçus hem de La Cuerda 2021 yılında henüz start almadılar. Ondan ziyade burada özellikle 1 numaralı Cerensel ile ilgili yorumunu merak ediyorum. Evet, zorlu geçmeye aday bir yarış. Tabii ki burada 6 numaralı Çirçuz ve 9 numaralı La Guarda'yı mevcut performanslarıyla rakiplerinin bir tık önüne koyabiliriz. Ben de 6 numaralı Çirçuz'la başlayayım bu koşu özelinde. Koşmuş olduğu son yarışını fazlaca gücünü ölçü almamak lazım. Her ne kadar gerilerde yarışı tamamlamış olsa da bu yarışından sonra 35 günlük bir ara verdi. Vermiş olduğu arada idman pistinde fena görmedim. Yani son yarış kalıbında da gayet tatminkar, formundan bir şey kaybetmediğini gösteren bir görüntü içindeydi. Gökhan Kocakaya'nın tercihi, ideal pist ve mesafesi, rakiplerinin de uygunluğuyla 6 numaralı Çirçuz'un kazanmaya en yakın isim olduğunu söyleyebilirim. Küçük ve orta ölçekli kuponlar kurgularını 6 numaralı Çirçuz'la risk alabilirler. Daha sonra 9 numaralı La Guarda. O da kısa süreli bir ara sonrası bu yarışa katılacak. İdman pistinde o da tatminkar işlerle bu koşuya hazırlanmış gözüküyor. Usta Jockey Halis Karataş idaresinde sevdiği pist ve mesafede koşunun bir diğer şanslı ismi olacaktır. Ama ben burada iki tane sürpriz isim önereceğim. Bu iki sürpriz isimden ilki 10 numaralı Lady Kara. Özellikle son görmüş olduğu koşudan sonra son yarış galoplarında ciddi anlamda formunu ileriye taşıyan bir görüntüde 10 numaralı Lady Kara. Mehmet Kaya'nın tercihi bu koşu özelinde önemli. Lady Kara'dan son koşmuş olduğu yarışların özelinin dışında farklı bir stilde bir yarış bekliyorum. Yani koşuyu önlere yakın konumlanacağını düşünerek koşacağını düşünüyorum. Bu koşu özelinde eğer bu tarz bir yarış yaparsa da ciddi bir sürprizle son ayağın kapanışını yapabilir. 10 numaralı Lady Kara'ya dikkat. Benim 3. şans verdiğim isim olacak. Daha sonra bir diğer sürpriz isim olan 7 numaralı Heva'dan bahsedeyim. 7 numaralı Heva son 2 startında gerçek gücünün altında performanslar sergilemiş olsa da yarın şöyle bir koşuya baktığımda My Bright dışında öne hamle yapabilecek bir isim içinde yok. Eğer Heva start çıkışıyla birlikte koşunun liderliğini alıp ilk 200'lerde koşuya temposunu verip son 800'e kadar fazlaca temposunun üzerine çıkmadan gelirse düzlükte alacağı avansı fotoya kadar koruyarak sürprizi gerçekleştirebilir. 7 numaralı Heva'ya da bu koşu özelinde dikkat. Yeri olanlar da 1 numaralı Cerensel'i ihmal etmesinler. Bana sığmadı. Benim sıralamam 6-9-17 şeklinde son ayakta. Peki, benim de performansını merak ettiğim isimdi Cerensel ama sen diyorsun ki yeri olanlar mutlaka onu da değerlendirsin ama şablonda 6 numaralı Çirçuz, 9 numaralı La Cuerda başta şans verdiğin isimler ki 6 numaralı Çirçuz'la dileyen dostlarımız son ayak için riske de girebilir diyorsun. 6 çizgi evet. 9 ve devamında 10 numaralı Lady Kara, 7 numaralı Heva, hatta az önce belirttiğimiz gibi 1 numaralı Cerensel'i de dileyen dostlarımız değerlendirebilir. Kemal, böylelikle değerlendirmeleri tamamladık. İstanbul'da 8 koşulu bir program tamamıyla ilgili de yorumlarını paylaştın. Yarışsever dostlarımızın sorularını yanıtladın. Benim sorularımı yanıtladın. Ağzına sağlık, emeğine sağlık bir kez daha. Senin ilave etmek istediğin farklı bir detay var mı genel olarak? Vallahi abi, iki program içinde tüm yarışseverlerimize bol şanslar diliyorum şimdiden. Keyifli geçmeye aday programlar var. Şansları, bahtları açık olsun. Umarım yazdıkları ganyan olsun diyeyim. Bizi dinledikleri için de teşekkür edelim. Peki, bizi hem şu anda canlı yayında seyreden dostlarımız hem de canlı yayınlarından seyredecek olan dostlarımız, zaten birçok kişi seni tanıyor ama tanımayanlar için, aramıza yeni katılan dostlarımız için de senden bir kez daha kapanışta dinleyelim tahminkulübü.com'la ilgili detayları. Günlük yorumlarımı takip etmek isteyen dostlar, her program için yorumlarımı takip etmek isteyen dostlarımız tahminkulübü.com'a girip benim sayfamı takip edebilirler. Zaten orada gerekli bilgilerim mevcut. Tahminkulübü.com dışında nereden takip etmek istiyorlarsa Kemal Demircan 12 hesabı, Ganyan Dünyası Kemal Demircan 12 olarak yani Twitter'dan tahminlerime ulaşabilirler. Zaman zaman Twitter'da da dikkat listesi tuttuğum isimleri paylaşıyorum. Kemal Demircan 12 hesabını takip ederek bana ulaşabilirler. Gerekli bilgileri kendileriyle paylaşırım. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum abi. Çok teşekkürler. Yine yayının ardından vakti olan dostlarımız, müsait olan dostlarımız tahminkulübü.com'u ziyaret edebilir. Kemal Demircan'ın profiline ulaşabilir. Ondan ziyade Twitter'da da Kemal Demircan 12 yazarak
ulaşabilir diyelim ve bu detaylarla beraber Kemal bir kez daha emeğine sağlık. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal. Görüşmek üzere abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili dostlar, tahminkulübü.com yarış yorumcusu Kemal Demircan yayınımızdaydı ve İstanbul koşularını Kemal Demircan değerlendirdi. Öncesinde de yine menajer ve yarış yazarı Sinan Yıldız yayınımızdaydı. Bursa koşularında Sinan Yıldız değerlendirdi. Yayının sonlarına doğru katılan dostlarımız kaçırdığınız noktaları şöyle videoyu geriye doğru sardırarak tekrar seyredebilirsiniz. Bu detayları da paylaşalım. Fikri Yavuz, emeğinize sağlık, hayırlı akşamlar demiş. Hoş geldiniz bir kez daha ve sizlere de hayırlı akşamlar diyelim. Evet sevgili dostlar, bugün de yayınımızı tamamladık. Yine Twitter'da Cemil Taşkoğlu olarak beni takip edebilirsiniz. Yayınlarımız olacağı anda netleştiğinde Twitter'dan paylaşım yapıyorum. Yine YouTube'da da topluluk bölümünde paylaşımlar yapıyorum sevgili dostlar. Çıkış yapmadan önce şöyle bir beğeni bırakmanız bizim için kıymetli. Ondan ziyade kanalımıza abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz ve katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Ve bugün de dediğim gibi yayının sonuna geldik. Kapanışı yapalım. Kapanışı yaparken her zaman söylediğimiz gibi at koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.